Selamlar Brawlstars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi Stu'yu solo 1K yapan arkadaşım maçını izleyeceğiz. Geçen klanımızda 12 saatte toplam işte 7-8 tane farklı arkadaşlarımızın yapmış olduğu 1K maçlarını izlerken Berat kardeşimizin hemen Bishop Briggs müziğinin sesini kısalım. TR Ghost Berat kardeşimizin -8 mi -7 mi ne maçı, 7 maçı koymuştuk. Ghost sahadakine bayağı bir vurursa çok iyi olabilir. Çok güzel geldi oradan. Ooo sıkıştıracaklar onu oradan. Yani elinden geleni şu an yaptı ama elinden geleni yaptı maalesef oradan hani çıkacak durumda kalmadı. -8 yedi ama toparlayacaklar, hiç problem yok. Yani Stu kolaylıkla 1K yapılabilecek bir karakter. Solo'da iki arkadaşımız yaptı. Bu arkadaşımız da yapacaktır. O da Stu'yu 1K kasıyordu. Söylemiştik kasacak diye yapacak yani, eninde sonunda bu olacak çünkü 980'e kadar getirmişti. Devamı yani 980'e kadar getiren birisi devamını her türlü getirir zaten. Şimdi bizim amacımız şu videoda olacak. Nasıl oynuyor? Stu'yu solda nasıl 1K yapacak? Ve hangi oyunculara saldırı yapıyor? Hangi tür karakterlerle nasıl mücadelelere giriyor? Bölgesini koruyor mu? Ve atak yapıyor mu? Yüklere dalıyor mu? Şimdi onlara bakacağız. Az önce Shelly'yi sıkıştırdı yukarıdaki Nita ile beraber. Şu an videoya başladığımızdan beri bu koridorda ileri geri yapıyor. Geçen izlemiş olduğumuz videoda arada kalmış, o biraz sıkıntı olmuştu onun için. Şimdi net gördüğünüz gibi aşağıda Tara çok fazla zorlayan bir karakter. O yüzden çok dikkatli oynamak lazım. Evet, orada Berat aldı bir tane yükü ve diğer yükü ona saldı. Tamam. Bence bu güzel bir şey çünkü yükü adama saldığınızda hakikaten adamda bir iyi niyet oluşuyor ama yine her zaman mesafenizi korumanız gerekiyor. Solda çünkü büyük problem olabiliyor. Ohoho! Ya şaka mı bu? Oh helal sana. Bak alkışlıyorum. Harbiden ilk defa solda böyle birini alkışladım. Mükemmel. Bak tamamen kolpaya düştüm şu an. Hakikaten çok iyi oyuncu. Yani az önceki yükü salarak kendisine güven kazandırdı. Aynı Drongo kuşu gibi, Mirket ailesini bozguna uğratan Drongo kuşu gibi direkt olarak ayarı çekti ve şu an R2 alarak 1K yapmış oldu. Mükemmel ya. Harbiden böyle solo'da özelliği. Bak solo'da oynayanlara ben hakikaten çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü solo zor bir mod. Kesinlikle çok zor bir mod. Evet şu anda net orada kaldı. Şu an dönüyorlar. Zaten 1K yaptı. Aha bir ikinci oldu. Ah be birinci oluyordu. Ama net ölmemiş. Çok pardon. O zaman üçüncü mü oldu? Evet üçüncü oldu. Hemen tebrik edelim arkadaşımızı. Helal be sana. Müksün ya. Abi hakikaten mükemmel bir maç. Ama ben yine olsam gazdan dışarı çıkmazdım. Çünkü o cebe girdiysen abi sen mümkün değil dışarı çıkıp içeridekileri hasar bırakamazsın. Tamam az önce bıraktın ama Tara dışarı çıktı orada. Zor oldu yani. Orada bekleseydi en az ikinci olurdu bence. Yani kesin ikinci olurdu. Çok güzel bir maç. Yani Berat'a harbiden tebrik ediyorum. Yani solda böyle oynamak mükemmel. İlk 1K'sını yapmış oldu görüyorsun. Yani 24 rütbeler akıyor. 25 rütbeler de aynı şekilde. Bilek gücü kullanımında ilk 1K yapan işte bilmem kaçıncı arkadaşımız. Evet çok güzel. Klan bazı arkadaşlara uğurlu geliyor. Klandan yardımlaşıyoruz. İşte hangi saatte gireyim, hangi karakteri kasayım, işte nasıl oyun sergileyeyim. Çünkü bugün Stu'yu 1K yapan 3. arkadaşımız bu. Diğer iki arkadaşım maçlarını alamadım. Diğer iki arkadaşım maçlarını alırken uyuyordum. Harbiden ben de onu videoda söyledim. Yani şok. Mükemmel. Burayı bu arkadaşlar izlediğinde verdiği tepkileri gerçekten görmek isterdim. Tam orada neyi anlatıyordum biliyor musunuz? Şimdi yükü ona saldı ya. Şimdi ona team oldular. Tamam. Bu ne demek oluyor? Eğer Berat orada o arkadaşını satmasaydı sağ alttan gelecek olan bir ittirmeye karşın soldaki arkadaşı Berat'ı sıkıştırmayacaktı. Yani yüksek ihtimal sıkıştırmayacaktı. Çünkü solda şöyle bir şey var. Hakikaten siz ona bir yükü salıyorsanız aynı benim az önce düşündüğüm gibi ki yanlış olan bir düşünce. İşte bak solo ben oyuncusu değilim. Ben solo oyuncusu değilim abi. Ben solo hakikaten yani bu arkadaşlar gibi oynayamıyorum. Yani mükemmel abi satacaksın çünkü. Ben orada olsam asla satamazdım onu. Ama Stu karakterini çok fazla oynamadım. Hani 750 yaptım ama solda bu arkadaşlar çok fazla oynayarak yani bunları yapıyor. Çok büyük saygı duyuyorum hakikaten. Bazı arkadaşlar Mevlana diyor ama o diğer arkadaşların 750 kupası bile yok hatta. Hani 750 kupası 3-4 tane 750 kupası var veya oyun başladığından beri 3v3 giren veya doğu giren arkadaşlar. Solo giren arkadaşlar laf atıyor ki buna kesinlikle katılmıyorum. Solo mod oyundaki en zor mod. Kesinlikle en zor mod. Duo olur, 3v3 olur ya başka modları düşünün abi varsa. Hakikaten en zor mod solo bence.
Tebrik ediyoruz Berat kardeşimizi. Klanımıza bugün stüdyoyu 3. yapan 1K yapan arkadaşımız. Onun dışında 1K yapan 10. 15. arkadaşımız. Bugün çok fazla 1K geldi. Kaya Savaşı vardı dün. Max Tick, Max Sprout. Yani 7 level Max de yapıyorlar. 7 level Tick'le yapıyorlar. Ya mümkün değil ya. Hakikaten helal olsun. Klanımız o yüzden şu an gayet iyi bir yere geldi. Gayet iyi bir noktaya geldi. Açıklamanın kesinlikle hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Rank otu Steam solo'da oturuyor. Solo'da oturuyor bu net yani. Bu kesinlikle. Klanımız Türkiye'de 5. sıraya ulaştı sabah ve şu anda kaçıncı hemen bakalım. Liderlik tabloların. Dünyada 150. falanız. Tam 150.yiz. Türkiye'de 7.yiz. Aramızda sadece 30.000 kupa fark var. 6.yla da tabii o Efe Goodman Türkiye 2 bile yani. İkisi bile 6. sırada. Ya gayet güzel klanlar. Hani bunlarda harbiden çok yüksek oyuncular var. Bakalım kanalımız bizim de çok yüksek yerlere geldiğinde, bizi daha fazla kişi takip ettiğinde, daha fazla kişiye ulaştığımız zaman belki bakarsınız çok daha iyi oyuncular, çok çok daha yüksek kupalı oyuncular bizleri takip etmeye başlar. Çünkü artık ben, yani kanal takip eden arkadaşlar bilir, ben kanalda hani boş videolar çekmemeye çalışıyorum. Eğer ben bu stüdyo videosunu çekiyorsam, hakikaten bu videoyu izleyen ve stüdyoyu solo rank 30 yapmak isteyen arkadaşlar için yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden zaten videoyu çekiyorum. Yoksa hani ben çok solo oynayan birisi değilim. Oynayamıyorum da yani rank 25 yapıyordum bazen solo'yu ama 1K solo oynamak hakikaten bilek isteyen işi, bilek isteyen bir olay. Sadece 8 biti 1K yapmıştım. Bir karakterini de 950'ye kadar getirmiştim solo'da. Çünkü onlar rahat kasılan karakterlerdi. Stüdyo biraz oyunu gerektiriyor. Yani hakikaten biraz oyun gerektiriyor. Ultiyi ve normal atışları, aksesuarları çok hızlı kullanmanız lazım. Umarım faydalı video olmuştur. Ben elimden geldiği kadar bu olayların, bu yapılan yüksek kupalı maçların sizler tarafından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu videoyu izliyorsanız eğer ve bu böyle bir girişim içerisinde bulunacaksanız, böyle rank 30 yapmak için, solo'da stüdyo oynamak için rank illa 30 yapmanız da gerek yok. Ama rank 25 yaparken 750-700 kupalarda bu kadar çok stüdyo olmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok solo girmediğim için şu zamanlar, son 1-2 haftadır. O zaman bu taktikler belki işe yaramayabilir ama genel olarak bu taktikler kullanılıyor rank 30'a kasarken. Ve iyi oyuncuyu, az önce gördünüz Berat'ı, çok güzel orada takım arkadaşını satarak solda yüksek kupaya geldi. Şöyle de bir şey var. Oyunda olan her şey mübahtır. Oyunda bir kural yok. Brawl Stars'ın belirlemiş olduğu kuralların dışına zaten çıkamıyorsunuz. Hani gazda herkes hasar alıyor. Bir adamı kestiği zaman yük düşüyor. Yani bunlar oyunun belirlemiş olduğu kurallar. Yani bunlar değişmiyor. Ama oyun içerisinde istediğiniz adama sıkabilirsiniz. İstediğiniz adama ateş edebilirsiniz. İstediğinizi öldürüp öldüremeyebilirsiniz. İstediğinizi satıp satamayabilirsiniz. Duo'da mesela kenarda geçen pusan adamı koruyup 20 yükü olan, abartıyorum, O takım arkadaşlarını, onları siz 30 yükte kesebilirsiniz. Abartıyorum şu an. Hani dediğim gibi bu tamamen size bağlı. Her şey sizin elinizde. İyi oynarsanız yaparsınız. Güzel taktikleri kullanırsanız yine yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.